Aylarca yazdık biz burayı. Yukarıda. Dün müydü, iki gün evvel miydi, neydi? Arabayla geçen yoldaşlar birisinin kolunu kırdı kırdı. Düştü mü aşı? Tabii kolunu da kırdı Allah rızası için. Gitti. Çocuk öyle gitti. Hastaneye. Hastaneye gitti, kolu kırık. Yukarıdan mı çıktı? Yani taş. Peki hiç bakan belediye yetkilisi falan yok mu buraya? Adana'dan da geldi, her yerden geldi. Senelerdir, 9 senedir buranın pisliğini, buranın her şeyini çekiyoruz. Mal sahibinden çek. Belediyeden çek. Şimdi bu karşı evde şeyin belediye başkanın mı? Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı. Bak o yapmış ne güzel. Ama bende yok. Aşağıda yok. Kafası aşağıya bakacak. Bir de aşağıda neler var acaba? Bu kimin? Bu bina yıkılmak üzere olan kim, bina kimin? Bu bina kimin? Bu da bir kardeşimizin yani. Bir insanın bir insan da bir insana böyle yapar mı yani? Komşusuna 9 senedir valicilerinden uğraş. Efendime söyleyeyim pisliğinden uğraş. Çocukların ben hastayız ya. Oranın pisliğinden, çarpımından, her şeyinden usandık bıktık. Mahkemeye vereceğim en sonunda. Yani şu anda da duyuru yapmış oluyorum. Buranın sahibini mahkemeye veriyorum insan hakları yönünden. Tabi tehlike arz ediyor. Peki bu şeridi kim çekti? Belediyeden geldiler işte şuradan. Evet. İki arkadaş. Bir ip çektiler. Gerekeni yapacağız dediler. Gittiler. Şimdi... İki sene evvel Adana'dakiler de öyledi. Gerekeni yapacağız dedi. Gitti. Peki ama şimdi o arabalar için geçerli. Peki bak burada yaya çocuklar geçiyor. Bak onları bunlar için. Hiç sorma. Onlar gene var ya. Allah muhafaza yani. Şimdi o taşıtlar için. Kişi ölecek. Ondan sonra vah vah çekeceğiz. Şimdi şerit taşıtlar için çekilmiş. Peki bak burada bayan 4-5 tane çocuğuyla geçti. Sabahlara kadar Allah rızası için burada komşularım da şahit. Herkese memleket tarafından gelin. Buradan gelin. Buradan gelin. Bazısı da var ya, inanır mısınız hayatımdan bıkmış, o taş düşerse düşsün kafama deyip de geçti oradan. Allah herkesin yardımcısı olsun, insanlar görevini yapmıyor kardeşim. Yani herkes bir koltuğu işgal ediyor ama demiyor ki şurada insanlar yatıyor, kapı çalınmıyor, komşu hattı sorulmuyor. Artık yeter, tutuyor tabii. İki defa benim çocuğum kapıdan çıktı. Çift yol burası bak. Sağlı sollu geçiren bir yol. Burada sağlı sollu geçiren bir yol olur mu? Bak insanlar geçiyor, vatandaş geçiyor. Benim çocuğum geçen gün gözümün önünden bir çıktı yerinden kapıdan ufak kızım. Cennet. Allah sizi inandırsın. Allah bana onu bağışladı. Ben dedim kızım bitti. Kapandım böyle. Ama Allah bağışladı bana yavrumu. Teyze. Teyze bu el kimin burası? Burası kimin? Burası kasap. Bu kasap Mehmet Ali var. Onun evi burası. Damadı var burada şey. Kendisi öldü mü? Mirasçı malı mı burası? Daha ölmedi. Onu bekliyorlar herhalde. Ölmesini damadı var burada. Teknisyen kendisi. İnşaat teknisyeni. Orhan Toprak. O ilgileniyor. Çağırttırıyoruz. Söylüyorum oğlum bak böyle komşuluk olmaz diyorum. Gene de adamcağız hiçbir şeyden aldırdığı yok. Herhalde adamın ölmesini bekliyorlar. Peki belediye falan müdahale etmiyor mu buraya? Hiç müdahale etmediler. Tabii belediye başkanının evi burada. Gelip giderken görmüyor mu? Görüyor. Görüyor. Gözlerinden görüyor. Görmüyor ama. Duyuyor. Duymuyor ama. O gün duymuyor kardeşim ya. Siz söylediniz bu. Kaç sefer. Gerçi biz de daha önceden haber yapmıştık ama. Daha önceden de haber yapmıştık burayı. Asım güzel diye mi söylediniz? Evet. Kaç defalarca ben bizzat kendi yüzüne söyledim. Bu el sizin mi teyze burası? Benim yavrum. Kaç yıldır oturuyorsunuz burada? Ben 62 yıldır oturuyorum. 62 yıldır. Evet. Peki bura mirasçılıktan falan ilgisi bunu tarihi bir bina aslında bunu. Tarihi bina evet. Zaten onun için izin vermiyorlar. Ama izin vermiyorlar da böyle bak bu taşlar maçlar düşmüş bakın. Sayın muhabirim gelir misiniz lütfen daha önemli yerlere getireceğim sizi. Gelin. Gelin lütfen yani bu insan
İnsanların yaşaması için uğraşıyorum ben. Burada birisinin kafasına taş düşmesin diye 9 senedir uyuyamıyorum. Allah şahit burada hep. Herkes şahit. Şu taşın üzerine şimdi bak. Ha. Bu taş oradan düştüğü zaman Allah muhafaza. Olacak şey değil yani bu kadar da. Ben bu adamı mahkemeye vereceğim. Bu taş ne zaman düşmüştü? Bugün. Siz gördünüz. Büyük bir kamyon. Buradan tır bile geçiyor kardeşim. Tır geçiyor mu komşular? Tır bile geçiyor. Olacak şey mi burada? İnsanlar geçiyor buradan ya. Yani bu artık ayıp, ayıp yani, yapılmaz bu ya. İnsanlar hayalca mı koymalar lazım ya? Taş mı koyması lazım insanların önüne o insanlar? Vallahi ben bu adamla şikayetçiyim. Bu buranın sahibinden şikayetçiyim. İnsan olarak. Çoluğum çocuğum bak, evin burası. Ha, tam karşısı. Burada bütün tozlar, pislikler, car durumlar, ne ararsan. Zaten öbür tarafı da çektiniz hemen bitişiyi. Evet. Yazık ya, insan yatar mı burada ya? Allah Allah. Sonra gıcık alıyorlar. Neye gıcık alıyorsunuz kardeşim ya? Gelin ilgilenin. Allah aşkına. Yani, ya altından geçenlere taş falan düştü mü? Evet evet düştü de. Ben de. Ne kadar da araba geçiyor. Kamyon, araba, her şey gelip geçiyor burada. Şimdi yalnız taşıtlara çekmişler şeride. Peki yaya mesela bu vatandaşımız geçiyor. Yok işte kapının önündeki defa çocuğum gidecektir diyorum ya. Allah aşkı için doğruyu söylüyorum ya. Kur'an hakkı için ilk defa gözümün önünde çocuğum yavrum. Gel buraya kızım. Gel babam. Gel babam. Bak benim kızım bak. Allah cümlesine bağışlasın benim yavrum. Buna bir şey olsaydı ne olurdu ya? Peki şu anda